Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye leula en hedanallah. İbn Hibban'ın El-Musnedus Sahih ala't-Takasim ve'l-Enva' adlı müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Emirler kısmının En-Nev'u'l-Hadi ve'l-Semanun 81. çeşidindeyiz. El-Fadu'l-Evamir elleti utliqat bil-kinayati dune't-tasrih. Bir takım emir lafızları ki kinaye yoluyla serdedilmiş, dunet tasrih, tasrihan değil, açıkça değil, kinaye yoluyla verilmiş emirler. 81. nevi. Zikrul emri lil mar'i bi mufarakati ahlihi iza şehidet indahum ra'atun adletun enneha erda'athuma. Kişiye ailesini terk etmesini, ailesinden ayrılmasını emreden bir hadis. اِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُمْ رَأَتُنْ عَدْلَتُنْ Şayet adil bir kadın her ikisini de emzirdiğini söylüyorsa, böyle bir durumda ailesini terk etmesini emreden bir hadis. 1450 اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى Bize Ebu Ya'la haber verdi. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ Bize Halef bin Hişam el-Bezzar anlattı. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ Bize Hammad bin Zeyd anlattı. عَنْ اَيُّوبَ O da Eyyub'tan. عَنْ اِبْنِ اَب۪ي مُلَيْكَةَ O da İbni Ebi Muleyke'den. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ O da Ukbe bin el-Haris'ten. قَالَ Dedi ki, Ukbe bin el-Haris anlatıyor. Diyor ki, تَزَوَّجْتُ اُمَّ يَحْيَا بِنْتَ اَب۪ي اِحَابٍ اُمَّ يَحْيَا بِنْتَ اَب۪ي اِحَاب ile evlendim. فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا Bir süre sonra yanımıza bir kadın geldi. اِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ Siyahi bir kadın geldi. فَذَكَرَتْ اَنَّهَا اَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا İkimize birlikte dedi ki, ben var ya sizin ikinizi de ayrı ayrı emzirmişim dedi. Kötü haber. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem Ben de diyor doğrudan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ Durumu ona anlattım. Dedim ki biz evlendik. Şimdi bir kadın geldi. Diyor ki ben ikinizi de emzirmişim. Ne yapayım? Fakale Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama demiş ki Keyfe biha ve kad kalet ma kalet. Da'ha anke. Nasıl olacak artık? Kadın diyeceğini demiş. Da'ha anke. Uzak et kendinden. Demiş İbn-i İbhan bu emri Da'ha anke kendinden uzak et emrini kinayeli bir emir sayıyor. Veya ondan önceki keyfe biha ve kad kalet ma kalet artık ne yapacağız kadın diyeceğini demiş ifadesinden belki kinayeyle bir emir çıkarıyor ki bu nevi altına taşımış. Tasrihan olsaydı nasıl olurdu? Tasrihan şöyle olurdu. Bu kadın artık senin annendir. Onun da süt annesidir. Siz süt kardeşsiniz. Dolayısıyla evliliğiniz artık sürdürülemez. Bir yanlıştır ki olmuş. Derhal ayrılın şeklinde tasrihan söylemeliydi herhalde. Tasrihan söylemeyince İbn-i İbhan kinaye yollu emirler kapsamında değerlendirmiş bu hadisi. Okuduğumuz bu hadis nerede var? Buhari'de var. 2517 numarasıyla. Tabii İbn-i İbhan'ın başlıkta andığı bir başka husus da var. Biraz içtihat yapmış başlıkta. اِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ عَدْلَةٌ Adil bir kadın tanıklık ederse. Dolayısıyla adam biriyle evlilik yaptı. Bu evliliği bozmak isteyenler bir yaşlı bir kadın bulup gel bunlara gitti ki ben ikinizi de emzirdim şeklinde bir şey yeltenecek olursa bir çıkış yolu var. Nedir o? Kadın adil değildir deriz. Yani bu kadının adaletinde bir problem var. Eğer bunu kabul ediyorsa kadın zaten birle, o zaman hayatında da onun adil olmayan sahneler vardır zaten. Burada Hazreti Peygamber'in muhtemelen sordu Hazreti Peygamber bu kadın kim? Tabii kısa, bu kadar bize kısa anlatılıyor ama sordu,
ondan sonra yaşına baktı, hakikaten o dönemde seni emzirmiş olabilir mi annene falan. Adam da muhtemelen emzirmiş olabilir, anama da sordum falan. Orada bir kokuyu aldı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının doğru söylediğine dair. Ve bırak demiş eşini yani. Çünkü Kur'an وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ diyor. Ve emzirmekten gelen kız kardeşleriniz. Zikrul beyani, beyan eden bir zikir. بِأَنَّ قَوْلَهُ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü, دَعْهَا عَنْكَ, onu kendinden uzak et sözü, اِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ, bu bir nehidir. نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا, onunla birlikte olmaktan Hazreti Peygamber sakındırdı diyor. Burada bir nehi var, aman kinaye yoluyla ver, uzak et kendinden şeklinde verilmiş. Açıkçası bu bir nehidir diyor. Buna dair bir hadis veriyor İbn-i İbban. 1451. Akhbarana Muhammed ibn Umar ibn Yusuf'a. Bize Muhammed bin Ömer bin Yusuf haber verdi. Haddetena Nasr ibn Ali'in. Bize Nasr bin Ali'yi anlattı. Haddetena Yezid'u. Bize Yezid anlattı. An ibn Cüreyc'in. O da İbn Cüreyc'ten. An ibn Ebi Muleyke'te. O da İbn Ebi Muleyke'den. An Ukbe ibn el-Harithi. O da Ukbe bin el-Haris'ten. Ennehu tezevvece binte Ebi İhab'in. Kendisi Ebu İhab'ın kızıyla evlenmiş. Fezâmet İmra'atun, bir kadın iddia ediyor. Sevda'u, siyah bir kadın iddia ediyor ki ennehâ erda'athumâ, her ikisini de emzirdiğini iddia etmiş. Feci'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ben de diyor Hazreti Peygamber'e geldim. Fezekertu zâlike lehu, ona anlattım durumu. Fe'a'rada anni, benden yüzünü çevirdi. Yani istediğimi vermedi. Kâle feci'tuhu minel cânibil âkhar, ben de hemen diğer taraftan geçtim. Onun yüzünü çevirdiği cenaha geçtim. Kultu, dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, innehâ kâzibetun, bu kadın yalancıdır. Kâle, dedi ki fekeyfe biha ve kad zaamet enha erda'atkuma, nasıl olur kadın böyle iddia ediyor dedi diyor. Fenahahu anha, onu yani ravi diyor ki adamı karısından Hazreti Peygamber sakındırdı. O sakındırdı ifadesinden ötürü hadisi bir kez daha vermiş İbn İbban. Diyor ki akhbarenahu hada şeyh fi vasati hadisi Nasr ibn Ali, bu hocamız diyor Nasr bin Ali'nin hadislerini bize anlatırken bu hadisi de tam o zaman anlattı. An Yezid ibn Zurayy'in an meşayihi. Zikrul beyani, yine beyan eden bir hadis, açıklayan bir hadis. Bi enne Ukbe faraqaha, Ukbe'nin bu kadını terk ettiğini haber veren bir hadis. Ve tezevvecet, ve evlenmiş Ukbe. Ahara gayrahu, ondan bir başkasını evlenmiş. Hine kâle lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem dâhâ anke, Hazreti Peygamber ona bırak onu deyince Ukbe de onu bırakıp bir başkasıyla evlenmiş. Demin son okuduğum hadis de yine Buhari'de 4816 numarayla mevcutmuş. 1452 oğlu hadis. Akhbaran el-Hasan ibn Sufyan'a, bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Haddetena Hibban ibn Musa, bize Hibban bin Musa anlattı. Haddetena Abdullah, bize Abdullah anlattı. Akhbarana Amr ibn Sa'id ibn Ebi Hüseyin'in, bize Ömer bin Sa'id bin Ebi Hüseyin anlattı. Haddetena Abdullah ibn Ebi Muleyke'te, bize bana Abdullah bin Ebi Muleyke anlattı. An Ukbe bin el-Harithi, o da Ukbe bin el-Haris'ten. Ennehu tezevvec ebneten li Ebi İhab ibn Aziz'in. Ukbe, Ebu İhab bin Aziz'in bir kızıyla evlenmiş. Fe etetu imra'atun, bir kadın gelmiş. Fe kâlet lehu, ona demiş ki kad erda'tu Ukbe'te velleti tezevvece, ben Ukbe'yi de evlendiği kızı da emzirdim. فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ, Ukbe o kadına demiş ki مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِينِ, nereden bileyim beni emzirtiğini. وَلَا أَخْبَرْتِينِ, hem sen bana bunu haber vermedin. فَأَرْسَلَ اِلَى آلِ إِهَابٍ, dolayısıyla İhab ailesine göndermiş. فَسَأَلَهُمْ, yani kadının tarafına adam göndermiş ve sordurmuş. فَقَالُوا, demişler ki مَا عَلِمْنَاهَا اَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا, biz bu kadının kızımızı emzirdiğini bilmiyoruz demişler. Bak olayın detayları da var. فَرَكِبَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْمَد۪ينَةِ, adam da bineğine atlayıp Medine'ye gelmiş.
Fesalehu ve Hazreti Peygamber'e sormuş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi de buyurmuş ki keyfe vakat kıyla, artık bu söz çıkmış ortaya demiş. Ne yapalım? Fefarakaha ukbetu, Ukbe o kadından ayrılmış. Ve nekahat zevcen gayrahu, ve başka bir kadınla evlenmiş. Hazreti Peygamber'in buradaki tutumu hakikaten tahlile muhtaç yani. Sanki ben hadisi okuyup Hazreti Peygamber'in ne tepki verdiğini size söylemeseydim her bir hadiste ve ölçseydim kim ne diyecek diye, büyük olasılıkla zannediyorum çoğunluk Hazreti Peygamber, ya bu kadın doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, kanıt da yok ortada, bak zaten kız tarafı da bilmiyoruz diyorlar. Olmuş bir kere, artık evlenmişsiniz şeklinde düşüneceğini ve bunu müsamahayla karşılayacağını belki düşünenler olabilirdi. En azından ben öyle bekliyordum, itiraf etmek gerekirse. Çünkü bizdeki evlilik kurumu, evlilik anlayışı son derece üst bir anlayıştır. Yani öyle böyle ufak tefek şeylerle bize göre öyle geliyor. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani böyle bir söz çıkmış artık ortaya. Yani dünyanın sonu değil. Kadınlar bitmedi. Boşa. Bir başkasını al. O da başkasıyla evlensin. Madem aranızda süt olduğu iddiası var. Böyle rahat yaklaşmış konuya. Bu hadis nerede var? Bu hadis Buhari'de var. 88. Hocam peki kanıt olması gerekmez mi yani? Kanıt kadın işte, şahit. Kadın kendisi kanıt. Ben diyor emzirdim diyor. İban nereden çıkarmış peki sizin yorumunuzu? Biraz önceki yorumunuzu öyle. O yorumu İbn-i İban çıkarmadı, ben çıkardım. Yok, İbn-i İban diyor ya güvenilir biri olsun diyor başlıkta. O bütün haberlerde geçerli. Ha. Kur'an diyor ya, اِنْجَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا. Size fasık biri bir haber getirdiğinde onu araştırın diyor. O bütün haberlerde geçerli. Dolayısıyla ona dayanarak İbn-i İban adil bir kadın diyor. Ama Hazreti Peygamber'in şurada anlatıldığı kadarıyla bir incelemeye girmediği, yani diyor ki bence Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle düşünüyor. Bu artık bu sinek mideyi bulandırır. Bu kadın ben emzirdim diyor. Yaşı da müsait. Yani bu konu önemli. Sanki bir de tam tersini düşünün. Şöyle olsaydı. Şöyle olsa, bir de şöyle düşünün. Hazreti Peygamber bu örnekte deseydi ki ya delil yok, bir şey yok, bakalım emzirmiş mi? Yok yere kadını yalancı saysaydı, biz o zaman süt ile emzirme ile gelen kardeşliği bir o kadar hafife alacaktık. Yani çok ciddi bir şey değil demek ki, bak böyle. Ama Kur'an'a dayanıyor bu. Kur'an'a göre rahim bağı ile gelen kardeşlik neyse, süt bağı ile gelen kardeşlik aynıdır. Bunu Cenab-ı Hak çizmiş. Hazreti Ayşe diyor ki Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hususlarda çok özenliydi. Şimdi Hazreti Peygamber burada böyle bir tepki vermesin de öyle tepki verse, o zaman ben çok son derece yanlış olurdu. En azından biliyor ki öyle bir örnek ki bu örnek sonraki nesillere de tek tek aktarılacak. Sütle ileriye çalışır, geriye çalışır diye bir şey var. Var mı bu söz? Yani diyelim ki kardeşleri küçükler... Nasıl ileri çalışıyor, geri çalışıyor? Kardeşleri küçükler elmiş, büyük kardeşi süt olmuyor. Yok yok. Bütün yani... Siz bir kadını emdiyseniz, tamam, o andan itibaren kadının rahminden olan çocuk neyse, siz de o aile, o nesil için osunuz. Ama sadece siz. Ama emmeyen kardeşlerde bir şey yok. Yok emmeyeni. Emmeyenisi konuşuyoruz yani. Çünkü zaten olay emmekle başlıyor. Kim emdi? Emen kişi emdiği kadına oğul gibi bağlanmış oluyor. Dolayısıyla o kadının annesine, babasına, o sülaleye intisap etmiş oluyorsunuz yani. İleri geri çalışmayı böyle mi dediniz yani? Öyle şöyle oluyor. Diğerleri işte. Gelecek süt emmesindeki kardeşi süt olmuyor. Yok yok, oluyor. Ta amcasıyla bile süt oluyor. Yani daha bırak kadının diyelim ki... Emdiği zamandan sonraki nesliyle. Yok. Hocam emenin nesli, emdiğin nesli. İşte öyle yani, evet. Yani emenin kendisi, emzirenin de bütün nesli irtibat haline geçiyorlar. Ama emmeyenle hiçbir konunun bir ilgisi yok. Yani emenin nesliyle bir ilgisi yok. Olay emenin nefsi ve... Emenin nefsiyle ilgili. Şimdi yanlış söyleyeceğim, öyle işte. Miras hukukuna yansıması nasıl oluyor? Kardeşler mirasa da gidiyor mu?
Bu konu sonraki nevide gelecek. Orada okuyacağız. Ama ayete Hazreti Peygamber'in hocam çok güzel söylüyor. Allah razı olsun. Ayetin çekmesi şeyi yani kadınların şeyi bitmedi. Sonra bu cinsel ilişkiyle devam ediyor evlilik. O sinek girdikten sonra bir daha rahat edemedi. Acaba gerçekten kardeşim mi diye. Zaten onlar açısından da rahatsız edici. Tabii. Evet. Çok güzel yapmış Hazreti Peygamber. Evet. Bence bugün şu yani şu Necat abinin yorumundan sonra bugün biri bana gelip aynı soruyu sorsa ya artık olan olmuş. Yani demek icap eder. Hazreti Peygamber'in uygulaması ortada. Orada bence şüphe yoktur. Yani o gelen kişinin bilgi vermesiyle ilgili yalancılığıyla ilgili bir şüphe olmadı. Adam doğrudan sen yalancısın diyor kadına. Şüphe yok mu? İlk tepki mi acaba? Hatırından ayrılmak istemiyorum. Peki. Zikrul emri bis salati inde ru'yeti kusufi şemsi evil kamari. Güneş yahut ayın tutulması döneminde veya o esnada namaz kılmayı emreden hadis diyor. Benzer hadisleri yine görmüştük. 1453. Akbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musanna bize Ahmed bin Ali bin el-Musanna haber verdi. Haddesena Hudbe ibn Khalid el-Qaysi. Bir de ilginç olan bir şey var. Allah'ın dininde kaldırılan, yok edilen, müessese olarak ortadan tümüyle kaldırılan mesela bir evlatlık kurumu. İllaki insanlar onu ihya etmeye, bir şekilde onu yaşatmaya çaba gösterirken Allah'ın dininde vaz edilmiş, koyulmuş bir şey hiç kimse yani onu yapmamayı, mesela süt kardeşlik gibi bir şeyi tesis etmemeyi, aman ondan uzak durmayı, böyle bir şeyin avantajı varsa hiç kimse buna yanaşmıyor. Bu müessese çalışmıyor, akim kalıyor. Allah'ın yasakladığı bir kurum habire her defasında, ben duyuyorum televizyonlarda şurada burada, her defasında onu bir canlandırmanın bir yolu nasıl olabilir, böyle edinmek istiyorum falan diye. İlginç insanların halbuki evlatlık ile oluşmayan şey ile oluşuyor. Süt kardeşi ile oluşuyor. Yani kardeşlik ile aynı rahimden, batından gelmek elimizde olan bir şey değil. Ama aynı sütü emerek kardeş olmak mümkün. Ama gerçekten kardeş olmak. Şimdi mesela hadisler gelecek ileride göreceksiniz. Ben çok şaşırmıştım. Hazreti Peygamber kendi eşleriyle ilgili son derece gayret sahibidir. Yani kıskançlık sahibidir. Şimdi Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Ayşe'yi kadının biri emzirmiş. O emziren kadının bir kocası var. O kocasının da bir kardeşi var. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin süt amcası oluyor. Gelmiş kapıyı çalıyor Hazreti Ayşe'nin. İçeri girecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde yok. Hazreti Ayşe biraz ya dur diyor, alamam diyor seni içeri diyor. Bekle Hazreti Peygamber gelsin. Yani emin olamıyor, bir yanlış yapmayayım diye. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde diyor ki falanca geldi diyor, ben de almadım diyor içeri diyor. Beni diyor kadın emdirdi diyor. Kocası değil, hem kocasının kardeşi diyor yani. İlişki kuramamış. Kendisiyle kadın arasında bir sadece irtibat var sanıyor. Hazreti Peygamber diyor ki bir daha gelirse kapıyı aç, o senin amcandır. Yani normalde bize ters gelir mesela süt kardeş, öyle kardeşe bile bırak süt amca. Yani ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir daha geldiğinde kapıyı aç, o senin amcandır diyor ve Allah'ın koyduğu, Kur'an'ın koyduğu bir ilişkiye, Kur'an böyle bir ilişki var diyorsa tamam vardır, bitmiş. Bize bir süt emmekle ne olur diyebiliriz ama hislerimizle hareket etmemeliyiz. Zikrul emri bis salati inde ru'yeti kusufi şemsi evil kamar. Senedini okumuştum. Künne inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem culusen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturur bir haldeydik. Fen kesefeti şemsu. Güneş tutuldu. Yine aklıma gelmişken söyleyeyim, o da çok ilginç bir örnek ama sahih hadis yani. Burada gördük onu gerçi de. Bir sahabeden bir çocuk var ve bir ailenin yanında büyümüş. Oğulluk olarak büyümüş. Yani kadın büyütmüş onu, onu ana biliyor. Adamı baba biliyor. İslam öncesi dönemde ve İslam "Ud'uhum li abaihim" artık babaları üzerine çağırın.
Allah'ın kitabında bu böyledir. O evlatlık diye bir şey yoktur deyip Hazreti Peygamber ile Zeynep'i sallallahu aleyhi ve sellem evlendirince, bu kurum tümüyle yıkılınca o adam da rahatsız olmaya başlamış. Yani demek ki benim oğlum değil. Yani hanımla yanına giriyor, çıkıyor. Evin çocuğu. Gelip Hazreti Peygamber'e soruyor. Diyor ki yani ben rahatsız olmaya başladım diyor. Ve o örnekte kadının emzirmesi var. Koca bir adamı, yani kendi artık büyümüş oğlunu emzirmesi örneği var ki Hazreti Peygamber bunu kullanıyor yani. Şimdi diyeceksiniz ki Hazreti Peygamber'in bunu kullanması, yani o kadın zaten onun çocuğu, bize göre yani hislerle zaten anam diye büyümüş. Onu bir kere emiyor ve süt kardeşliği, affedersiniz, süt anneliği tesis ediliyor ileri bir yaşta. 3 yaş sınırı. 3 yaş sınırı vardı. İşte örnekte uygulamada Hazreti Peygamber'in uygulamasında öyle bir sınır yok işte. İleri yaşta bunu uygulatıyor. Hadi bu haber diyelim ki öylesine rastgele, yani kendi başına bir örnek diyelim. Annelerimizden bunu kullanan, mesela Hazreti Ayşe bunu kullanmış. Şimdi Hazreti Ayşe biraz siyasetle uğraşmış ya kendi döneminde. Dolayısıyla da gelen çıkan erkeklerle muhatap olmak durumunda ya. Kendi yakın yanına girip çıkması gereken adamları işaretlemiş. Problemsiz girip çıkabilmeleri için. Kendisi de emziren bir kadın olmadığı için emziren bir kız kardeşine bunları emzirtmiş. Ki yanına rahat girip çıksınlar. Diğer annelerimiz buna çok karşı çıkmışlar. Bu uygulamada bu da var, bu da anlatılıyor. Onlar demişler ki ya o kadın, yani Hazreti Peygamber'in o adama o kadın ile emzirmesini uygulaması, o zaten onun oğlu gibiydi, zaten orada büyümüş. Yani orada o anlaşılabilir bir şey de dedi demişler. Senin yaptığın pek anlaşılabilir değil demişler ama Hazreti Ayşe tatbik etmiş kendisi. Yani emzirme ve rada ile gelen bağlılığı bırakın normal haliyle hiçbir türüyle kullanmıyoruz biz. Ve bu İslam'da Kur'an ile vaz edilmiş, Kur'an ile koyulmuş bir bağlantı biçimi. Kunna inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve biz tam tersi bir de emzirecek olursa sakın emzirme. Aman kardeş olurlar, önemli olurlar. Halbuki birbirine yaklaşmak, iç içe geçmek isteyen, ki ailelerde bu tür bir ihtiyaç olabilir. Aileler için son derece pratik, güzel bir yöntem. Yani çocukların kardeşliği dolayısıyla o aileler artık birbirlerine girerler. Yani almaları engel olmasın. Birbirlerinin almaları engel olmasın. Hocam kardeş çocuklarını böyle emzirmesi mesela. Örnek olarak benim bir arkadaşım vardı. Yani ben hiç istemeyerek evlendim. Çünkü ben onunla kardeş gibi büyümüştüm. Ama illa işte daha bizim çocukluğum olsa karar verilmişti. Evlenelim diye. Yıllardır hep onun eziklerini çekti. Orada böyle bir uygulama olunsa mesela evlenemezlerdim. Zaten demek ki bu kadar iç içe yaşayanları, bu kadar iç içe büyüyecek olanları en iyisi emzirmeli. Çünkü bunlar zaten birbirlerine bir eş gözüyle zaten demek ki bakamıyorlar. Kunna inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem culusen. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturur bir haldeydik. Fenkesefetişşemsu. Güneş battı. Bağışlayın, güneş tutuldu. فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَزِعَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, böyle feza ile kalktı, yani haberi alır almaz ani olarak kalktı ve elbisesini çeke çeke, yürümesine mani olmasın diye çok hızlı yürüyünce o tek elbiseli şeyler ayağa dolaşıyor. Elbise, o hızlı yürüyecekse elbisesini biraz yukarı kaldırıyor, adımlarını daha rahat bırakıyor. Çeke çeke böyle hızlı bir şekilde mescide gitti. Hatta dehalel mescide, ta ki mescide girdi. Fesallâ rekâteyn, iki rekat namaz kıldı. Felem yezel yusallihime, o iki rekat namazı hala kılıyordu ki uzun tutmuş demek ki. Hatta celet, ta ki güneş açıldı. Ve kâne zâlike ande mevti İbrahim ibn Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim bin Rasûlillâh, bunu pek böyle duymamışsınızdır. Resulullah'ın oğlu İbrahim'in ölümü dönemindeydi bu olay. Fekalen nesu, hemen insanlar atladılar. İnnemen kesefetişşemsu limavti İbrahim. Güneş niye battı? Güneş niye tutuldu sanıyorsun? İbrahim öldüğü için dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı ki durum vahim. Allah kendi ayetini gösterirken
İnsanlar başka bir şeye yordular bunu. Hemen mi kutbeye çıktı ve dedi ki: "Ya eyyuhen nasu, ey insanlar. İnne'ş şemse ve'l kamera ayetani min ayatillahi teala. Güneş de ay da Allah'ın ayetlerinden birer ayettirler." Yani Cenab-ı Hakk'a işaret eder, ona delalet ederler. "La yenkesifani li mevti ahadin." Adamın biri öldü diye tutulmazlar. "Feizâ ra'aytum zâlike." Siz güneş tutulduğunu gördüğünüzde "fed'û" dua edin, "hattâ yenkeşife" ta ki tutulma geçsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Ebu Hatim, Ebu Hatim dedi ki, kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "fed'û" dua edin sözü, arada bihi manası "fesallu" yani namaz kılın. İzil arabu tusammis salate duaen, zira Araplar namaza dua diyorlar. Zikrul beyani, Hazreti Peygamber de öyle diyor. İbadet duadır diyor. El ibadetu el duaü huvel ibadet. Dua ibadetin kendisidir. Hocam deminki olayda süt kardeş olayı Araplarda Peygamber Efendimiz'den önce de var mıydı? Bilemeyeceğim şimdi. Vardı. Muhtemelen vardı. Yani yeni bir şey mi? Ha, emzirme vardı da emzirmeyle oluşan hukuki bağlılık, bağlılığı tanıyor mu, var mıydı diyor. Zikrul beyani, beyan eden bir hadis. Bi enne hazihi lafza, hadiste geçen "fed'u" dua eden ifadesi, arada bihi "fasallu ala hasab ma zekernahu", yukarıda söylediğimiz gibi namaz kılın manasınadır. Bunu gösteren bir hadis diyor ve yeni bir hadis vermek istiyor İbn-i İbban. Önceki okuduğum hadisin kaynağını söyleyeyim. Buhari'de 5448 numara ile mevcutmuş. Akhbarana Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Haddetena Ebu Haysemete, bize Ebu Hayseme anlattı. Haddetena İsmail ibn İbrahim'e, bize İsmail bin İbrahim anlattı. An Yunus ibn-i Ubeydin, o da Yunus bin Ubeyd'den. An el Hasani, o da el Hasan'dan. An Ebi Bekre'te, o da Ebu Bekre'den. Kunna inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Fekesefetiş şemsu, güneş tutuldu. Fekame sallallahu aleyhi ve sellem acilenen ilel mescidi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acele bir biçimde mescide kalktı. Mescide yürüdü. Yecurru izarahu ev thawbahu, bir yandan da izarını ya da yahut elbisesini çekip duruyordu. Ve thâbe ileyhi nâsun, bazı insanlar da onun peşine düştü. Fasallâ bihim rekâteyn, onlarla birlikte iki rekat namaz kıldı. Nehve mâ tusallûn, sizin kıldığınız gibi bir namaz kıldı. Thumme culliye anha, sonra güneşin tutulması geçti. Fe akbele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve thâbe ileyhi nâsu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıktı. Ardı sıra o insanlar da çıktılar. Fekâle, buyurdu ki, inneş şemse vel kamera âyetâni min âyâtillâhi, güneş de ay da Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Yuhavvifu bihima ibadahu, Allah ayetleriyle kullarını sakındırır, kendisinden ötürü uyarır. La yenkesifani li mevti ahadin, adamın biri öldü diye tutulmazlar. Minen nasi, insanlardan biri öldü diye tutulmazlar. Ve kâne ibnuhu tuvfiye, o dönemde oğlu vefat etmişti. Fe izâ ra'aytum şey'en, devamla dedi ki, böyle bir şey gördüğünüzde, tutulma gördüğünüzde "fasallu" namaz kılın, "hatta yenkeşife" ta ki tutulma geçsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Ebu Hatim, Ebu Hatim dedi ki radıyallahu anh, kavlu Ebu Bekre'te, Ebu Bekre'nin şu sözü, "fasallâ bihim rekâteyni nehve mâ tusallûn", sizin kıldığınız gibi iki rekat namaz kıldı sözü, arada bihi, demek istedi ki, kemâ tusallûne salâtel küsûfi, siz nasıl küsuf namazını, tutulma namazını kılıyorsanız, rekâteyn, iki rekat, fî erba'i rekâatin ve erba'i secedâtin, dört secdeli, dört rükûlu, iki rekat namaz. Küsuf namazı böyle. İki rekat namaz, bundan önce de geçtiydi ama dört secdeli ve dört rükûlu. Ebu Bekir'e, yani siz küsufu nasıl kılıyorsanız Hazreti Peygamber de öyle kıldı demek istiyor diyor hadiste. Yoksa sizin kıldığınız herhangi bir iki rekat namaz gibi demek istedi demiyor. قَالَ حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ. ذِكْرُ الْاَمْرِ,
Bu son okuduğum hadis nerede var? Yine Buhari'de 1001 numaralı hadismiş. Zikrul emri, emreden bir hadis. Biterkil iğtirari, böbürlenmeyi terk etmeyi emreden bir hadis. Ne vakit? Indel medhi, biri medhettiğinde, övdüğünde. İzâ mudihel mer'u bihi, kişi bir övgüyle övüldüğünde böbürlenmeyi terk etsin. Buna dair bir emir varmış hadiste. 1455. Akhbarana Abdullah ibn Muhammed ibn Selmin. Bize Abdullah bin Muhammed bin Selm haber verdi. Haddetena Abdullah ibn Ahmed ibn Zekvan el-Dimeşkî. Bize Abdullah bin Ahmed bin Zekvan el-Dimeşkî anlattı. Haddetena Mervan ibn Muhammed'in. Bize Mervan bin Muhammed anlattı. Haddetena Abdülaziz ibn Muhammed'in. Bize Abdülaziz bin Muhammed anlattı. An Zeyd ibn Esleme, o da Zeyd bin Eslem'den, kâle dedi ki, Semi'atu ibn Umar'a yekûlu, İbni Ömer'i şöyle derken işittim. Semi'atu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Uhthu fi afvahil meddahina etturâbe, övenlerin, buradaki övenler değil de artık buna ne derler? Yağcıların ağızlarına toprak doldurun demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de varmış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Uhthu fi afvahil meddahina etturaba. Yağcıların ağızlarına toprak doldurun. Ama ne var ki Hazreti Peygamber'den sonra gelenler, yani daha sonra gelenler altın doldurmuşlar. Zikrul emri bi mucanebeti luhumil humuril ehliyeti indel ekli. Yerken yahut yemede ehli eşekleri, eşeklerden sakınmayı, yani ehli eşekleri, evcil eşekleri yememeyi, onlardan uzak durmayı emreden bir hadis. Bu evcil olmayanların yenilebileceğini anlatıyor. 1456. Akhbarana el-Fadl ibn el-Hubabi, bize el-Fadl bin el-Hubab haber verdi. Haddethena Ebu'l-Velidi, bize Ebu'l-Velid anlattı. Haddethena Şu'betu, bize Şube anlattı. Adi ibn Thabit'in, o da Adi bin Sabit'ten. Anil Bera ibn Azib'in, o da Bera bin Azib'ten. Ennehum kânu ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik diyor. Fe'asâbu humuran, bir takım eşekleri ele geçirdiler. Fe'zebahûhâ, ve onları kestiler. Fe'kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Hazreti Peygamber, bunu gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ikfe'ul kudûra, kapları boşaltın. Hadisin içinde ehli eşek falan geçmiyor. İbn-i İbban diğer hadislerden aldığı bilgiyle bu başlığı atmış. Niye? Hayber hadisinden biliyoruz ki Hayber'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evcil eşeklerin yenmesini yasakladı. Çünkü su taşıyor, yani her türlü ihtiyacı görüyor, binek olarak kullanılıyor. Bunların yenmesini yasaklamış Hayber'de. Böylece el-hadi ve semanun bitti. Yani 81. çeşit bitti. Hazreti Peygamber'in kinayeli verdiği emirlerdi bu çeşidin başlığı. Son hadiste nasıl bir kinaye var? Kapları boşaltın, yemeyin. Kinayesiyle yemeyin demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik bir sonraki nev'e. El-nev'u-thani ve semanun. 82. nevi. Emirler kısmında toplam 110 nevi var. Biz 82. nevideyiz. İbn-i İbban'ın kitabında toplam 400 nevi var. Toplam 400 nevi var. O 5 kısmın her biri nevilerden. 400 neviden de yine biz 82. nevideyiz. Ne diyor bu 82. çeşidin başlığı? El-evamir, bir takım emirler ki elleti umira bihen nisa'u, bu emirler kadınlara verildi. Fi ba'dil ahvali, bazı durumlarda duner ricali, erkeklerden ayrı olarak. Evet, bundan önce erkeklere verilen ama kadınlara verilmeyen emirler geçmişti. Şimdi de tam tersi. Kadınlara gelen ancak erkekleri ilgilendirmeyen emirler. Kadınlara da her zaman değilmiş. Bazı durumlardaymış. 1457.
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة bize Muhammed bin el-Hasan bin Kutaybe haber verdi. Haddethena Yezid ibn Mevhab'in bize Yezid bin Mevhab anlattı. Haddetheni Leythu bana el-Leys anlattı. An Ukaylin o da Ukayl'den an İbni Şihab'in o da İbni Şihab'dan an Ebi Selamet ibni Abdirrahman'i o da Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan an Fatimata binti Kays'in o da Fatıma binti Kays'ten enneha hadisin kahramanı Fatıma enneha kânet tehte Ebi Amr ibni Hafs ibni el-Mughireti bu kadın Ebu Amr bin Hafs bin el-Mughire'nin tahtında yani nikahı altındaymış. Fetallakaha adam bunu boşamış. Ahira thelâthi tatlikatin hem de üç kez ayrı ayrı boşamış. Feze'amet kadın iddia etmiş ki enneha câet Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem festeftet fî hurûciha min beytiha. Kadın daha sonra anlatıyor bunu tabi. Diyor ki ben gittim Hazreti Peygamber'e ve dedim ki kocam beni boşadı. Hem de üç kez boşadı. Ben bu evden başka bir yerde bana bırakmadı. Bu evden çıkıp çıkmama hususunda Hazreti Peygamber'e sormuş. Evden çıkmalı mıyım? Ben hatırladığım kadarıyla kadının içinde oturduğu ev de zaten adamın değil. Zaten kira. Adam da kadını boşamış. Kadın da evde galiba oturmak istiyor. Çıkacak bir yerim yok diyor. Adam da benimle ilişkin bitti diyor. Adam başka bir şehirde. Göndere göndere buna da böyle birkaç işte hurma murma arpa falan göndermiş. Başka, aslında bunları da göndermezdim ama diyor. Çünkü senin zaten mihrini vermiştin. Kadın da Hazreti Peygamber'e gelmiş hak arıyor. Hazreti Peygamber de duruma bakmış. Demiş yani alacağını almışsın. Zaten mihrini vermiş. Evde durmak istiyorum diyor. Gideceğim bir yer yok. Bu konuyu sordum diyor Hazreti Peygamber'e. فَاَمَرَهَا bana emretti. اَنْ تَنْتَقِلَ intikal etmemi, evden çıkmamı. اِلَا اَبْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ الْاَعْمَى اِبْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ yani âmâ olan İbn-i Ummi Mektum'un evine taşınmamı emretti. Bir müminin evine gönderecekti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Yani bari görür olmayan birinin evine göndermiş. Daha az bir problem olsun, daha az problem olsun diye. Sen İbn-i Ebu Mektum'un evine git diyor Hazreti Peygamber buna. Ben diyor konuyla ilgileneceğim. Çünkü kadın iddetini beklemesi gerekiyor. Daha iddet de beklememiş. Zikrul illeti leti min ecliha. Umirat Fatimatu bintu Kays'in. Neden Fatıma binti Kays intikal ile emredildi? İlâ beyt ibni ummi mektum. Neden bu ibn ummi mektumun evine Fatıma bin Kays intikal olunmakla emrolundu diyor. 1458. Tabi ibn ummi mektumu böyle yalnız başına yaşayan bir adam gibi düşünmüyorsunuz herhalde. Evi eşiyle falan onların yanına gidiyor. Sonuçta bir evin yanına taşınacak bu kadın. Bari kör adamın yanına gönderelim demiş sallallahu aleyhi ve sellem. 1458. Akbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'ın bize Ömer bin Sa'id bin Sinan haber verdi. Haddethena Ahmed ibn Ebi Bekir'in bize Ahmed bin Ebu Bekir anlattı. An Malik'in o da Malik'ten. An Abdullah ibn Yezid'e Mevla'l Esved ibn Sufyan'a o da Abdullah bin Yezid'den. An Ebi Selamet ibn Abdirrahman o da Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan. An Fatimata binti Kays'in o da Fatıma binti Kays'tan. Hikayeyi bu rivayette uzun anlatıyor Fatıma. Enne Ebu Amr, kocası Ebu Amr, tallakaha elbettete. Bunu elbette boşamış. Bu elbettemiz var ya, bu Arapça bir kelime. Elbette yani kesin kes demek. Tallakaha elbettete. Elbettete boşamış onu. Yani üç kez, üç talak ile ayrı ayrı boşamış. Nerede boşamış? Ve huve gâibun bişşâmi. Şam'a gitmiş. Şam'dan haber yollamış. Ben seni boşadım, ilişki bitti her şeyimiz diye. فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيلُهُ vekiliyle, bir adamıyla bir şairin, biraz sanıyorum şair arpa herhalde yahut buğday, biraz buğday göndermiş. Boşanma haberiyle birlikte. فَسَخِطَتْهُ kadın da azımsamış yani. Az bir şey gönderdin diye bana. فَقَالَ diyor ki
adama haber göndermiş. Böyle olmaz, bu kadar az şeyle beni boşayamazsın diye kabul etmemiş. Fakale adam da cevap olarak yine haber göndermiş. Tabii cep telefonuyla görüşmedikleri için haber gidip gelene zaten aylar geçiyor. Adamın getirdiği haberde demiş ki vallahi meleki aleyna min şey. Allah'a yemin olsun ki üzerimizde hiçbir hakkın yok. Ha bu kadar söz aylar sonra gelmiş kadına bir daha geri. Kadın fece'et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. Fezekaret zalike lehu, durumunu ona anlatmış. Kim bilir nasıl anlattı, işte şöyle oldu böyle oldu, saçımı süpürge ettim böyle oldu, gitti Şam'a. Şam'dan bana haber gönderdi ki bir daha bitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinleyince ne demiş? Fekale leha, demiş ki leyse leki aleyhi nefakatun, senin için onda hiçbir nefaka yoktur. Adam vereceğini vermiş, mehrini almışsın, bitmiş bu iş demiş yani. وَأَمَرَهَا, ona, o adamı unut. وَأَمَرَهَا, emretmiş ona. اَنْ تَعْتَدَّ ف۪ي بَيْتِ اُمِّ شَر۪يكٍ, Ümmü Şerik'in evinde kalmasını emretmiş. Demek ki İbn Ümmü Mektum'un hanımının adı herhalde Ümmü Şerik. Çünkü bu rivayette öyle geliyor. ثُمَّ قَالَ, sonra demiş ki tilke mra'atun, ha yok, Ümmü Şerik başka bir kadın. Biz de hemen yakıştırıyoruz. Önce demiş ki Ümmü Şerik'in yanında kal. Sümme kâle, sonra demiş ki tilke mra'atun, o bir kadındır. Yagşâhe ashabi, yanına benim ashabımdan gelip gidenler oluyor. Sen en iyisi fe'ateddi indebni Ümmü Mektum, sen en iyisi İbn Ümmü Mektum'un evine git. Demek ki bu ikinci tercihiymiş. فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمَى, ne de olsa o kör bir adamdır. تَدَعِينَ ثِيَابَكِ, sen de rahat olursun. حَيْتِ شِئْتِ, elbiseni çıkarabilirsin, rahat olursun. فَاِذَا حَلَلْتِ, ne zaman helal olursan, yani ne zaman iddetin dolarsa. فَاَذِن۪ينِ, bana bir haber gönder sallallahu aleyhi ve sellem. Haberim olsun iddetin bittiğinde. Demek ki Hazreti Peygamber'in kafasında kadınla ilgili bir şey var. Buradan da anlaşılıyor ki kadın öyle, yani adam boşamış ama kadın öyle artık bundan sonra sağda solda kalacak, öyle yani kimsenin nikah için rağbet etmeyeceği biri değil. Bakın kıssanın devamında Hazreti kadın Hazreti Peygamber'e geliyor ama bir sürü düğün şeylerle geliyor. Düğünçülerle geliyor. Kâlet, diyor ki felemme halaltu, helal olduğunda, iddetim dolduğunda zekertu lehu, gittim Hazreti Peygamber'e, dedim ki bakın kim talip. Gitmiş Hazreti Peygamber'e, demiş ki ya Resulallah, benim iddetim doldu, bir de taliplerim var. Birinci taliplim Muaviye bin Ebi Süfyan. Kadın geleceğin halifesi, kadına talip olmuş. Evet, İslam devletinin Hazreti Peygamber'den sonra en uzun dönemli halifeliğini yapmış. Hakikaten çok uzun bir dönem. Kaç yıldı ya? Ben o dönemdeki bütün halifelerin İbn-i İbban şeylerini veriyor da, ne zaman iş başına geldi, ne zaman öldü. Yani hepsi talihsiz. Gelen, aylar sonra giden var. Bir yıl falan. Oğlu mesela hemen 36 yaşında ölmüş bir sene sonra. Ama Muaviye ta 80'li yaşlarına kadar çok uzun dönem hilafette bulunmuş. Çok yani geleceğin bir numaralı adamı. Kadın diyor ki beni, diyor, Muaviye bin Ebi Süfyan istedi diyor. Başka da var, Ebu Cehenn de diyor ayrıca, o da haber yolladı veya o da geldi. Hatabani, ikisi de beni istiyorlar demiş ya Resulallah. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, artık şeyi unutmuş, Şam'dan gelen. Fekala Resulullah, demek ki kadın iddetini tamamlayınca o şeyden kurtuluyor yani, nekah döneminden kurtuluyor eski eşiyle ilgili. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hazreti Peygamber'in tavrı çok ilginç. اَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ, bu Ebu Cehim dediğin diyor, فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَتِقِهِ, bu diyor sopasını diyor eksik etmez diyor. Dayakçı bir adamdır diyor. Tamam mı? Yani ona gitme. وَاَمَّا مُعَوِيَتُ, Muaviye'ye gelince diyor, فَسُعْلُوكُمْ diyor, çulsuzun teki diyor, parasız. لَا مَالَ لَهُ, malı yok.
su'lukun, ben su'luku öyle dedim ama yani malsız adama diyorlar. Su'lukun çıplak yani. Parası yok, pulu yok. La mâle lehu, onun malı yok diyor. İnkihî, sen nikahlan Usame tebni Zeyd'in. Sen Zeyd'in oğlu Usame ile evlen diyor. Çok sevdiği Usame ile evlenmesini istiyor onun. Usame Zeyd bin Harise'nin oğlu. Hazreti Peygamber'in vaktiyle oğlu sayılan işte Zeyd'in oğlu. Hazreti Peygamber'in atadığı bir İslam kumandanı. Harika birisi. Evet. Usame bin Zeyd. Sen diyor Usame ile evlen diyor. Zeyd'i evlendirdiği gibi, babasını evlendirdiği gibi demek ki Usame'yi de Hazreti Peygamber kendisi evlendirmiş. Galet diyor ki fekerihtu, istemedim. Yani Usame, ben hoşlanmıyorum dedim diyor. Usame bir de küçük mü? Valla o yaş farkını bilmiyorum artık. Kadınla Usame nasıl o kadarını da bilmiyorum ama yani kadın öyle rağbet edilmeyecek birisi değil. Muaviye gidip istediğine göre radıyallahu anh Ebu Cehil'in böyle kapısında insanlar var. Ben istemedim diyor Üsame'yi diyor. Bakın Hazreti Peygamber ne yapıyor? Fırma kâle. Ben diyor yüzümü buruşturunca istemiyorum deyince dedi ki enkihi Üsame'te, Üsame ile evlen. Diyor üzerime gelince fenekehtu, onunla evlendim. Fece'alallahu fihi hayran. Allah bana Üsame ile hayır verdi. Vagtabtu bihi, onunla çok övündüm diyor kadın bu rivayette. Bu rivayet Müslim'de 1480 numarayla mevcutmuş. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîme li ve lakum ve lisâil mü'minîn. Rabbena la tu'akhidna in nesînâ ve ahtâ'nâ. Rabbena ve la tehmil aleyna ısran. Kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la tâkata lenâ bih. Ve'fu annâ ve fîlenâ ve rahmenâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Ve selâmu aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtühü.